Selamlar, yeni video. Hoş geldiniz benim. Arkadaşlar, bu videomda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi küçük Emir'le jacuzzi keyfi yapıyoruz. O ayrı bir mesele ama bu videomda arkadaşlar eski Brookhaven'a gideceğiz. Eski Brookhaven versiyonuna bakacağız ve Brookhaven'daki eski gizemlere bakacağız. Tabii ki yine küçük Emir'le birlikte arkadaşlar. Bu adam zaten yanımdan eksilmiyor. Bir peşim bırakmıyor. Bu çocuğu var ya arkadaşlar, öldüreceğim ya. Lan Emir var ya, senin var ya kafanı yaracağım, az kaldı. Düzgün konuş lan benimle. Neyse arkadaşlar, durun şimdi, küçük Emir'i de kızdırmayalım ya vallahi. Arkadaşlar, o zaman şurada bir renk renkleri bir değiştirelim ya. Madem geldik buraya, keyif yapıyoruz. Arkadaşlar yemin ederim su çok güzel var ya. Harbiden çok iyi geliyor su. Şöyle az bir şey yatayım. Oh vallahi şöyle disco yapalım arkadaşlar buraya. Vallahi çok iyi. Neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Brookhaven'ın eski versiyonuna gireceğim. Evet, bunu nereden bulacağım? İnanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama Brookhaven'ın eski versiyonuna gireceğiz. Ben gireceğim eski versiyonuna. Küçük Emir de bu versiyonda kalacak. Tam olarak bu Brookhaven'de olacak. Ve birlikte karşılaştıracağız arkadaşlar. Bakalım hangi Brookhaven'da daha iyi gizemler varmış. O zaman da hep birlikte göreceğiz. Aynen öyle arkadaşlar. Bu video gelse çok güzel bir video olacak. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada sizlere güzel bir çekilişim var arkadaşlar. Eğer Robux kazanmak istiyorsanız bu söylediklerimi yapın. Şimdi sizlere 3 saniye süre vereceğim. 3 saniye içinde kanala abone olun, videoyu beğenin ve yorumlara Roblox isminizi yazın. Eğer bunları yaparsanız arkadaşlar 3 saniye içinde sizlere tam olarak 200 Robux vereceğim. Bayağı bir kişiye Robux atacağız. O yüzden şansınız çok yüksek. Kesinlikle şansınızı deneyin. O zaman geri saymaya başlıyorum arkadaşlar. 3 2 1. Ve arkadaşlar, kanala abone olup videoyu beğendiyseniz tamamdır, yorumlara Roblox isminizi yazabilirsiniz. Rastgele kişilere Robux atacağım, büyük ihtimal siz de arkadaşlar kazanırsınız. O zaman devam. Hoppa, merhaba arkadaşlar. Bakın şu anda Brookhaven'ın eski versiyonundayız. Burada arkadaşlar bir sürü böyle eski şey var. Gerçekten hepsini göstereceğim. Şimdi tabii ki arkadaşlar klasiklerden Burger Van'la başlayacağız. Şimdi burası şu anki gerçek Brookhaven'da, burası bir alışveriş merkezi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Burger Van'dayız. Şimdi buradaki gizli şeyleri göstereceğim. Buradaki gizemleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, biz de buradaki AVM'ye geldik. Burası eskiden Burger Van'da ama şu anda arkadaşlar burası kocaman bir AVM. Bakalım Emir'in göstereceği gizem benimkinden iyi olacak mı? Bence kesinlikle benimkinden iyi olmayacak arkadaşlar, ama siz yine de izleyin videoyu. Ya küçük Emir, sen konuşup duruyorsun bak. Farklı oyunlardayız, ona rağmen bana laf atıyorsun. Arkadaşlar ben bu çocukla kavga edeceğim az kaldı. Neyse arkadaşlar, bakın şu anda Burger Van'dayız. Böyle bilmeyenler için bir küçük göstereyim arkadaşlar. Eskiden Brookhaven'da bu şekilde AVM yerine böyle bir hamburgerci vardı. Böyle kocaman bir dükkan vardı ve gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ben burayı harbiden seviyorum. Yani burası arkadaşlar gitti, ben açıkçası üzülmüştüm. Brookhaven'a AVM gelmesi okey güzel ama burası da gerçekten çok iyiydi. Tabii ki Brookhaven'da bunun yerini tutacak bir hamburgerci var ama yani bilmiyorum, yerini tutmaz aslında ya. Bilmiyorum, yerini tutamıyor. Yani burası çok büyük ama Brookhaven'daki hamburgerci gerçekten çok küçük arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ben de size hamburgerciyi göstereyim. Gördüğünüz gibi AVM'nin üst katında böyle bir hamburgerci var ama burası maalesef çok küçük. Aynen öyle arkadaşlar, gerçekten küçük. Şimdi arkadaşlar, buradaki gizli şey ne derseniz, hemen şöyle bir içeriye doğru gidelim. Şimdi buranın içinde arkadaşlar böyle bir gizem var. Şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, burada böyle bir şekilde gördüğünüz gibi menajerin odası var. Mesela burada bir şeyler vardı galiba. Gördüğünüz gibi burada böyle dosyalar, mosyalar bir şeyler var. Ama burada gizli bir yer vardı. Orası arkadaşlar tam olarak burada. Buranın mutfağı da gerçekten çok iyi bu arada. Ve gördüğünüz gibi yukarıda bu şekilde bir havalandırma var arkadaşlar. Bu havalandırma buranın gizli yeri ve bu havalandırmanın içinde gerçekten çok güzel bir şey var. Ben de arkadaşlar size göstereyim ya başta. Şimdi buranın gizli yeri aslında buradaki hamburgercide. Yani eski Brookhaven'da da gizli yer hamburgercide. Burada da hamburgercide. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk önce buraya doğru gelmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, Burger Bar'ndaki gizli için şöyle hemen buradaki havalandırmadan hop yukarıya zıplıyorsunuz ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi böyle bir gizli yer var. Burası arkadaşlar böyle çalışanların kaytarmak için mi olur bilmiyorum artık, yoksa böyle hırsızların mı takıldığı bilmiyorum. Cips kola yaptıkları bir yer arkadaşlar. Evet, gerçekten de biz de çok yapıyoruz bunu. Hani cips kola terimini çok duymuşsunuzdur. Cips kola yapalım falan çok duymuşsunuzdur. Ve burada gerçekten cips kola yapıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde böyle bir havalandırma ve burada çalışanlar arkadaşlar ya burada kaytar ya böyle işlerden kaçıyor. Ya sıkıldıklarında buraya geliyorlar ya da arkadaşlar gerçekten burası hırsızlara ait bir yer. Yani harbiden garip arkadaşlar. Güzel bir yer. Ben bu gizleri gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Buradaki gizler için de arkadaşlar bu şekilde böyle bir tane yatağa ihtiyacımız var. Hemen şuradan bir tane şöyle arkadaşlar yatak alacağız. Bakın uyku tulumumuz bu şekilde, bunu aldık. Daha sonra böyle duvara doğru bunu koyup üstüne yattığımızda arkadaşlar buradaki gizlere ulaşmış oluyoruz. Burası gördüğünüz gibi bu şekilde bir gizli yer. Buraya böyle eşyalar falan koyabilirsiniz. Aynen bu şekilde buraları böyle eşyalarınızı doldurabilirsiniz. Çünkü burası tamamen size ait bir gizli yer. Kimse sizi burada bulamayacak arkadaşlar. Kimse gelip kasanızı soymayacak. Gerçekten çok iyi bir yer. Sonraki gizemimiz için arkadaşlar Brookhaven'daki bu arabacıya ihtiyacımız var. Bu gerçek Brookhaven'da da var buradaki arabacı. Ama bu eski arabacı gerçekten çok farklı. Gördüğünüz gibi hem yeri farklı. Normalde şu anki Brookhaven'da arkadaşlar arabacı şurada arkadaşlar. Ama burada arabacı bu şekilde ve daha büyük bir yerde. Gerçekten çok güzel bir şekilde arkadaşlar bu arabacı. Ve burada da arkadaşlar gizli bir yer var. Buradaki gizli yere gitmeniz için de tek yapmanız gereken şey arkadaşlar, buradan böyle içeriye yürüyorsunuz. Ve daha sonra arkadaşlar buraya geldiğinizde burada gördüğünüz gibi böyle paspas falan var. Ama bununla bir alakası yok. Böyle duvarın içine yürüdünüz arkadaşlar. Burada böyle bir gizli
giz yer var. Bu giz yere niye giremiyoruz şu anda? Çünkü buraya oyunu yapan adamlar, oyunu düzenleyen adamlar kapatmış. Normalde burası kapalı değil, yani yerin altında düşüyorsunuz normalde. Ama şu anda gösteremiyorum. Birazdan göstereceğim, merak etmeyin. Hiç böyle merakınız kalmasın arkadaşlar. Sizlere göstereceğim burada ne olduğunu. Arkadaşlar madem öyle, ben de size yeni arabacıyı göstereyim. Bakın şu anda yeni arabacıdayız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burası yeni arabacı. Burası da arkadaşlar eskisine birazcık benziyor ama çok alakası yok. Burada aslında çok büyük bir gizem yok. Yani buranın bir gizemi yok. Eskiden hani gördüğünüz gibi zaten vardı. Ama burada arkadaşlar sadece böyle bu tuşlara basıp arabaya kaldırıp indirebiliyorsunuz. Sonra buradaki motora binebiliyorsunuz. Eskiden burada bir paspas vardı arkadaşlar. Paspası tıklayıp buradan şöyle bak tam olarak buradan bir gizli yer açabiliyordunuz. Ama o da gitti maalesef. Burada arkadaşlar tek yapabildiğiniz şey şuradaki şu yazıyı değiştirmek. Yani bunu kimse bilmiyor. O yüzden öyle size göstereyim. Bakın buraya mesela bu şekilde arkadaşlar şöyle tıkladım ve minik emir yazdım arkadaşlar. Buraya kendi ismimi yazdım. Burada yapabileceğiniz tek olay bu. Bizim gariban yeri bırakıyorsunuzda maalesef buradaki arabacıda yeni bir yer yok. Gizli bir yer yok. Keşke olsa ama maalesef hepsini kaldırdılar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar arabacıdaki gizli yeri sizlere şöyle göstereyim. Bakın şu anda benim eski videomu izliyoruz. Gördüğünüz gibi burada paspas var. Bu paspasa bu şekilde tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burada bu şekilde böyle bir gizli yer açılıyor. Yani gerçekten buna inanmak çok güç ama arkadaşlar gerçekten böyle bir şey vardı. Bakın videoyu izlemeye devam edelim. Bu benim eski videom dediğim gibi. Buradan aşağı atladığımızda da arkadaşlar bu şekilde böyle bir gizli yere çıkıyorduk. Gördüğünüz gibi burası Brooklyn'in en iyi gizli yerlerinden birisi. Keşke kaldırmamış olsa. Gördüğünüz gibi etrafa bakın. Harbiden ama harbiden çok iyi arkadaşlar. Keşke ama keşke burası tekrardan kalsa, tekrardan gelse ama maalesef arkadaşlar burası tamamen oyundan kaldırıldı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi bu gizemler kaldırıldı maldırıldı ama eski Brooklyn'de olmayan bir şey var arkadaşlar. O da şu. Abicim sizin arabacınızda gizli yer olabilir ama yeni Brooklyn'de da böyle bir gizli yer var. Alın bakın burada arkadaşlar arabacının hemen yanında. Bakın burada böyle bir gizli yer var. Zaten bunu bilmeyen yok yani. Alın eski Brooklyn'de böyle bir şey var mı arkadaşlar? Hep eski Brooklyn'i övüyoruz. Biraz da yenisini överim ya. Öyle şey mi olur? Alın size mis gibi gizli yer. Vallahi küçük Emir haklı arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Bu sefer düzgün konuştu. O zaman arkadaşlar eski Brooklyn'deki polis istasyonundaki bir gizemi göstereceğim sizlere. Bunu gerçekten çok seveceksiniz. Ben bunu gerçekten biliyordum. Şöyle bakın polis istasyonunun içine girdik şu anda. Ve arkadaşlar buradan bu şekilde böyle arkaya doğru yürüdüğümüzde gördüğünüz gibi burada FBI yazıyor. Ve polis istasyonunun arkasında böyle hücrelerin yanında böyle açılan yeni bir yer var. Burası nereye çıkıyor diye soracak olursanız. Tabii ki hepimizin çok sevdiği agency üssüne çıkıyor. Küçük Emir'in az önce gösterdiği agency üssü yeni Brooklyn'da ama eski Brooklyn'da arkadaşlar bu şekilde böyle daha güzel bir agency üssü vardı. Bakın bu şekilde arkadaşlar şu anda agency üssündeyiz. Hemen dışarıdan göstereyim sizlere. Bakın burası agency binası arkadaşlar. Burası polis merkezi de bu şekilde bağlı. İkisi birbirine bağlı arkadaşlar. Ve bu agency üssü gerçekten çok iyi. Keşke yeni Brooklyn'da tekrardan olsa ama yeni Brooklyn'da az önce Küçük Emir'in gösterdiği gibi bir üs var maalesef. Bakın bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde içeride böyle çok güçlü bilgisayarlar var. Böyle arkadaşlar FBI şeyleri var. Her taraf böyle polis şeyleri, FBI şeyleri. Yani gördüğünüz gibi gerçekten çok ilgi çekici bir yer. Keşke ama keşke burası kaldırmasaydı. Yani bu benim Brooklyn'da en sevdiğim yerlerden birisi. Bakın burada böyle bir şalter var. Sonra bu odada böyle silahlar var. Böyle burada zırhlar, murtlar, bombalar, bir sürü şey var. Gördüğünüz gibi çok fazla şey var burada. Hatta bakın buradaki bu dolabın arkasında böyle bir saklanma yeri bile var. Buranın arkasında bu şekilde arkadaşlar zıplayıp burada saklanabiliyorsunuz. Hop düştüm. Yani bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok güzel. Keşke Brooklyn'da olsa ama maalesef kaldırıldı. Ya sizce arkadaşlar gereklerler mi bunları böyle hani çok istersek, çok talep edersek? Bence siz bu videoya bir like atın arkadaşlar. Bu videoya gelen beğeniye göre Brooklyn'a ulaştırmaya çalışırız biz bunu. Keşke gerekliyse harbiden çok güzel. Bakın böyle bir üst kat da var. Ha, üst kata nereden çıkıyoruz? Üst kata da buradan çıkıyormuşuz arkadaşlar. Üst katta ne varmış mesela? Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar başkanın bir odası var. Oha bayağı iyi. Bakın burası başkan odası arkadaşlar. Belediye başkanının odası eskiden buradaymış. Bakın polismiş belediye başkanı. Ama yeni Brooklyn'da artık burada değil. Evet arkadaşlar yeni Brooklyn'da artık belediye binası için özel bir bina var. Gördüğünüz gibi bu şekilde polis merkezinin arkası değil, bu şekilde özel bir bina var. Bu bina arkadaşlar tamamen belediye başkanına ait. Gördüğünüz gibi burada faturalardır, elektriklerdir, sudur, odur budur, her şeyi yönetebiliyorsunuz. Burada da çok güzel gizli yerler var tabii ki. Öncelikle şöyle bir özellik var. Bu bir gizli bir şey değil ama göstereyim. Bakın buraya oturduğunuz arkadaşlar gelip şuradaki bu kısa basarsanız Brooklyn arkadaşlar kurucusu siz oluyorsunuz. Bu benim Roblox'taki eski fotoğrafım. O yüzden bu fotoğraf duruyor. Yani benim şu anki halim çıkmıyor. Biraz bir hata sonucu oluyor arkadaşlar bu. Ama siz buraya gelip tıklarsanız sizin fotoğrafınızın aynısı çıkacak. Gerçekten çok güzel bir özellik. Buraya böyle tıklayıp arkadaşlar böyle tak diye kendi fotoğrafınızı buraya koyabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde kaldırıp koyabilirsiniz sürekli. Bu güzel bir özellik. Onun dışında arkadaşlar burada şöyle bir gizli yer var. Bakın burada gördüğünüz gibi böyle bir kaçgen bu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen var arkadaşlar. Bir tane altıgen var burada. Bu altıgenin hemen yanında arkadaşlar buraya kafanızı çevirirsiniz. Burada böyle bir yeşil bir tuş var arkadaşlar. Bu tuşa böyle tık diye bir kere basarsınız hop burada gizli bir yer açılıyor. Ve buradan yukarıya çıkarsanız ve şuraya zıplarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
Halo'nun bütün her şeyini, bütün sırlarını öğreniyorsunuz burada. Burada arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bir para basma makinesi var. Gördüğünüz gibi burada paralar var ve burada baya baya çok fazla para var. Eğer buraya gelmeyi başarırsınız, burada gördüğünüz gibi kendi paranızı basabilirsiniz ve çok fazla para alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada kutular dolusu. Bakın burada bir sürü kutu para var. Ve arkadaşlar buradaki bu kırmızı tuşa basarsanız para basmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi buradan sınırsız para yapabilirsiniz. Keşke arkadaşlar gerçek hayatta da böyle bir şey olsa. Burak evinde olması sadece üzücü. Gerçek hayatta bunu isteyenler videoyu beğensin arkadaşlar. Ben çok isterdim. O yüzden şimdiden videoyu beğendim bile. Oh arkadaşlar şu paraların içinde bir yüzelim ya. Vallahi arkadaşlar para banyomuzu da yaptık. O zaman buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Yeni belediye binasında bu şekilde böyle tıklayıp hop diye çıkabiliyoruz. Arkadaşlar hazır gelmişken ben bir de sizlere Brookhaven'daki eski restoranını göstereyim. Gördüğünüz gibi eskiden burada arkadaşlar buradaki bu alışveriş şeyinin üstünde, buradaki marketin üstünde bir tane restoran vardı. Artık burada arkadaşlar apartmanlar var ama eskiden bu şekilde çok çok güzeldi. Bakın burası gördüğünüz gibi restoran arkadaşlar. Bunun aynısı veya çok benzer arkadaşlar Brookhaven'da hala var. Nasıl yapacağınızı, nasıl gideceğinizi Küçük Emir gösterecek zaten sizlere. Burada da arkadaşlar gizli yer olarak neresi vardır? Burası vardır belki. Burası güzel bir saklanma yeri arkadaşlar. Eğer eski saklambaç videolarımı izlediyseniz burada saklanan bir sürü kişi oluyordu. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Böyle güzel bir restoran, tatlı bir restoran. Burada ne varmış? Burası da arkadaşlar böyle yukarıya çıkıyor. Mesela burada da böyle gizli bir şey varmış. Mesela bu da güzel arkadaşlar. Böyle buradan yerin altına falan inebiliyorsunuz mesela. Hani harbiden güzel. Bakın burası güzel saklanma yerleri mesela. Böyle bir restoranmış. Yeni Brooklyn'da da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi The Brick restaurant var. Buradaki bu arkadaşlar şeyin üstünde, buradaki bu kargocunun üstünde böyle yukarıya çıkarsınız arkadaşlar, oradaki restorana neredeyse birebir çok 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 fazla benzeyen, hatta neredeyse aynısı olan bir restoran var. Gördüğünüz gibi yine burada kapı var arkadaşlar, yine burada kutular var, yine aynı yerlerde sandalyeler var, yine arkadaşlar burada böyle bu yer var, burada yazı yazıyor. Aynı şekilde arkadaşlar çok çok benziyor ama birazcık düzenlenmiş bir versiyon. Bu konuda arkadaşlar yeni Brooklyn daha iyi bence, çünkü eğer buradan bu tuşlara basarsınız arkadaşlar buradaki bu restoranı başka şeyler çevirebiliyorsunuz. Örneğin şu anda böyle gizem dolu bir müze oldu burası. Sonra buradan bu üçüncüye basarsanız da mesela burası böyle arabacı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar buraya. Bu yüzden bence bu konuda bu yeni bırakıyorum daha iyi. Şöyle tekrardan restoran yapalım ve son kez bir kez daha bakalım. Gerçekten güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine eski Brookhaven'deyiz. Bu arada eski Brookhaven oyununu yapan adam şöyle bir şey eklemiş. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir özellik var. Bu arada bunlar gerçek değil. Bunlar yok da eski beden Brookhaven'da. Bunları sonradan eklemişler. Bunlara da bir bakalım. Bunlar neymiş arkadaşlar? Böyle bir şeyler eklemişler. Bir sürü uçak var. Mesela bunlar Brookhaven'da eskiden yoktu arkadaşlar, ya da bu bina da yoktu. Mesela bu bina neymiş arkadaşlar? Burası neresi? Oha bakın havaalanı yapmış adamlar. Yani bu eski Brooklyn'de yoktu arkadaşlar. Burası yoktu eminim. Ama arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Bu değil bakın. Bu koşma olayı çok eğlenceli gerçekten. Bu arada çok zevk alıyorum şu anda. Şöyle bir zıplayalım. Allah düştük lan. Neyse arkadaşlar kalkalım şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar burada arabacı var. Bunu göstermiştik zaten. Eski Brooklyn'de arkadaşlar okul yerine bu şekilde böyle arkadaşlar bir orman vardı. Bakın burası gördüğünüz gibi bu şekilde bir orman. Bu oyuna böyle bir şey eklemişler. Yani bu var mıydı emin değilim. Önceki gösterdiklerim vardı ama eski Brookhaven'da arkadaşlar bu şekilde böyle ormanda böyle salıncakların falan oldu arkadaşlar, bir yer varmış. Okulun yerine, yani okul yokmuş Brookhaven'da bildiğiniz, ya da başka bir yerde mi okul göremiyorum şu anda. Aynen galiba Brookhaven'da eskiden okul yokmuş, onun yerine bu şekilde böyle devasa bir park varmış. Bakın parkımız bu şekilde arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi burada oyuncaklarımız falan var. Bir sürü böyle kaydıraktır, odur budur, her şey var, yani her türlü park var. Burada salıncaktır falan filan, yine onlar da var. Bakın burada böyle bir park daha var. Hani böyle birkaç tane park bir arada arkadaşlar böyle sallanabiliyor. Biliyorsunuz gerçekten güzelmiş ama yani okul lazımmış ya. Park nereye kadar arkadaşlar? Bence okul lazımmış. Yani çoğunuz okulu sevmiyorsunuzdur büyük ihtimal. Sevenler de çoktur ama bence yine de arkadaşlar güzel olmuş yani. Bilmiyorum, emin olamadım. Arkadaşlar bu da tabii ki bizim yeni Brookhaven'deki okulumuz. Zaten bunu bilmeyen yoktur. Buradaki de tek gizli yer ne olabilir? Bunların içi olabilir arkadaşlar mesela. Şöyle öğrenci rolü alıp arkadaşlar buradan bir tane dolap alırsanız bu şekilde dolabın içine arkadaşlar böyle tüp diye saklanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu şekilde saklanıyorsunuz ve sizi kimse bulamıyor. Böyle bir olayı var. Buradaki gizli yerde bu arkadaşlar. Onun dışında burada da böyle bir oda var. Burada da belki saklanabilirsiniz güzel bir şekilde. Burada kutuların içine falan giriliyor çünkü bakın bu şekilde böyle saklanabilirsiniz. Bayağı güzel. Yani onun dışında bizim klasik gariban okulumuz arkadaşlar. Yani eskiden Brookhaven'da park varmış ama yenisinde böyle çok da gizli bir şey yok maalesef. Bu şekilde böyle bir okul arkadaşlar bence. Yine de güzel yani. Ben seviyorum ya arkadaşlar Brookhaven olduğu yine. Bu arada arkadaşlar hazır buradayken sizlere eski Brookhaven otelini göstereyim. Pardon yenisindeyiz. Şu an yenisindeyiz. Şu anda gördüğünüz gibi yeni Brookhaven oteli bu şekilde böyle gri renkli arkadaşlar. 3, 4, 5 tane odası var. Yani çok az oda var. Çok da büyük değil arkadaşlar. Ve eskisi
gerçekten daha iyi. Emir sizlere göstersin, görün. Aynen öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eskisi gerçekten ama gerçekten çok daha iyi. Şu anda eski Brooklyn'in otelindeyiz. Bakın bu şekilde aynı, yine benziyor. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane, yok 5 tane oda var. Ama arkadaşlar bir tane üst katı var. Yani üst katı niye silmeye ihtiyacı duydunuz ki? Yani ne zararı var arkadaşlar? Daha güzel gözüküyormuş. Bakın bu şekilde yeşilli bu arada. Otel yazımız da yine burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar böyle bir otel. Yani gerçekten arkadaşlar keşke ama keşke tekrardan mesela bu oteli getirseler. Gerçekten eskisi daha iyi abi yani. Eskisi daha güzel. Niye değiştirdiniz ki bunu? Bakın burası da arkadaşlar sanırım aynıydı. Bakın buradan içeriye girdiğinizde burası tamamen aynı yenisiyle. Buraya hiç değişmemişler. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın göstereyim. Gördüğünüz gibi burası böyle. İçeriye girdiğinizde arkadaşlar burası tamamen aynı. Sadece bu bilgisayarın ekranı değiştirmişler. O kadar. Aynen öyle. Bak buradaki bilgisayarın ekranı değişmiş. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Tamamen aynı. Yani arkadaşlar şöyle birazcık etrafta koşturalım. Başka da böyle farklı bir şey var mı? Tabii ki şu an her şey farklı duruyor ama bu tam olarak aynı sürüm değil. Hani bu arabalar yani Brooklyn'de yoktu eskiden mesela. Şu anda birazcık sürelim, keyif yapalım ama yani bu arabalar mesela Brooklyn'de eskiden yoktu. Bunu öylesine adamlar öylesine koymuş yani. Şöyle bir etrafa bakalım. Burger Bar'da falan her şeyi gösterdik zaten. Buradaki bu agency gizli yer arkadaşlar eski Brooklyn'de yok. Gördüğünüz gibi burası açılmıyor. Abi ben yere düşüp duruyorum ya arkadaşlar. Bu hız bana fazla geldi. Onun dışında arkadaşlar bu videoda da göstereceklerim bu kadardı. Kafamda olan planlıklarım şeyler bu kadardı. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Aynen öyle arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın.